Herkese merhaba. Kuzey ve kuzeybatı Çin'deki topraklar yıllardır birçok kum fırtınasına tanık oluyor. Bu bölgeler biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açan insan faaliyetlerinden ve iklim değişikliğinden kaynaklı çölleşme gibi önemli sorunlardan muzdaripler. Ancak Çin'deki bilim insanları gidişatı tersine çevirmek ve bu çölü bir tarım arazisine dönüştürmek için çalışmaya devam ediyorlar. Bugünkü videomuzda Çin hükümetinin çölleşme sorununu çözmek için kullandığı yenilikçi tekniklere ve teknolojilere göz atacağız. Hadi başlayalım. Gobi, Kuzey Çin ve Güney Moğolistan boyunca 500.000 km² geçen dünyanın en büyük 5. çölüdür. Gobi ismi ise Moğolca'da kuru yer anlamına gelir ve çölün yılda yaklaşık 17 cm yağış aldığını düşündüğümüzde bu isim oldukça uygundur. Gobi çölü, benzersiz özelliklere sahip 5 farklı ekosisteme sahip. Bunlar arasında Doğu Gobi çölü bozkırı, Alaşan yaylası yarı çölü, Gobi gölleri vadisi çölü bozkırı, Zungar havzası yarı çölü ve Tianshan sıra dağları bulunmaktadır. Gobi havzalarının yükseklikleri ise deniz seviyesinden yaklaşık 487 ila 1524 metre yukarıdadır. Öte yandan Gobi, Velociraptor, Avimimus ve Pinacosaurus yumurtaları da dahil olmak üzere dünyanın ilk fosilleşmiş dinozor yumurtası keşiflerinden bazılarına ev sahipliği yapmıştır. Çölün kurak iklimi ise Himalaya'nın konumundan ve çöle yaklaşan nem yüklü bulutların sıra dağlar tarafından kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Gobi bir çöl olmasına rağmen arazisinin sadece %5'i kum tepelerinden oluşuyor. Öyle ki çölün arazisi genellikle çakıllar ve seyrek bitki örtüsüyle tanımlanıyor ve bölge genellikle kayalık bir yapıya sahip. Yazın 50, kışınsa -40 santigrat derecenin altında değişen sıcaklıklarla bu çöl hem mevsimsel hem de günlük sıcaklık değişimleriyle dünyanın en uç iklimlerinden birine sahip. Bir diğer yandan Gobi çölü şaşırtıcı bir memeli ve kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bu ekosistem en çok Moğolistan'da yer alan ve insan etkisinin nispeten az olduğu bir bölgede bulunur. Bölge kuraklığa dayanıklı çalılar ve çevreye dağılmış kısa otlardan oluşan tek düzey bir bitki topluluğuna sahiptir. Dahası Gobi çölü Çin'le Moğolistan arasındaki sınırı da aşar. Aslında bakarsanız dünyanın en hızlı büyüyen çölünden bahsediyoruz. Gobi her yıl yaklaşık 3600 km² genişliyor. Peki bu çölün endişe verici bir hızla büyümesinin sebebi ne olabilir? Gobi çölünün genişlemesi, Çin halkındaki orta sınıfın artması ve dolayısıyla da ekonomik büyüme ile ilişkilidir. Çin Çevre Bakanlığı'na göre insanların daha fazla tüketmeye başlaması tek kullanımlık yemek çubuklarına olan talebi arttırdı ve bu da her yıl 1,3 milyon metreküp kereste kullanılmasına yol açtı. Ancak yasa dışı kesim, ormansızlaşmaya, toprağı bir arada tutan köklerin yok olmasına ve atmosferden su çekilmesine yol açtı. Bu durumda toprak erozyonuna ve daha kuru bir iklime yol açarak telafisi zor ekolojik olaylara neden oldu. Bu bağlamda gıda ve diğer kaynaklara yönelik artan talep, daha fazla çiftçinin hayvan yetiştirmeye başlamasına ön ayak oldu ve böylece aşırı otlatma ve birçok başka sorun ortaya çıktı. Sonuç olarak bu genişleme, bir zamanlar tarıma elverişli olan alanları öldürüyor ve çölün kıyısına yakın şehirlere doğru ilerleyen dizginsiz kum fırtınaları yaratıyor. En endişe verici olan şey ise çölleşmenin yavaşlama emaresi göstermemesi. Yıllar boyunca Çin'deki çöller yılda 3.366 km² fazla yayıldı. Ayrıca iklim değişikliği ve insan faaliyetleri de çölleşmeyi hızlandırdı. Bunun sonucunda da Çin'in yaklaşık %20'si çölleşmiş oldu. Dahası kuzey bölgesindeki kuraklık artmaya devam ediyor. Son zamanlarda yapılan bir tahmine göre Çin, 1975'tekinden 54.389 km² daha fazla çöle sahip. Gobi çölü genişledikçe diğer iki çölle birleşiyor ve bu da ülkede yaşanması mümkün olmayan uçsuz bucaksız bir kum denizi oluştuğu anlamına geliyor. Öyle ki birçok köy bu nedenle kaybedildi ve her geçen gün artan çölleşme tarım arazisini yok ediyor. Bu da insanların evlerini terk etmesine neden oluyor. Kumun istikrarlı ilerleyişine karşı koymak içinse bölgedeki yerel yönetimler ve bölge sakinleri rüzgarı engellemek ve toprağı stabilize etmek için ağaçlar dikmeye başladılar. Örneğin Kuzeybatı Çin'de 3 önemli çölle çevrili bir özerk bölge olan Ninjiawei 60 yılı aşkın bir süredir çölleşme ile mücadele ediyor. Hatta 2010 itibariyle bölge topraklarının %57'sinin çölleşmeden etkilenmiş olduğu ifade ediliyor. Peki bu çölleşme Çin'i ve Çin halkını tam olarak nasıl etkiledi?
Şöyle ki çölleşme hem bölgedeki insanları hem de çevreyi etkileyen önemli bir sorundur. Bu fenomenin etkisi gıda üretim bölgelerinin kaymasına, ekinlerin bozulmasına, hayvanların ölmesine ve su kaynaklarının tükenmesine neden olmuştur. Ancak çölleşmenin etkileri tarım ve su kaynaklarından daha geniştir. Bu koşullar aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ilerlemeyi engeller ve toplulukları evlerinden çıkarmaya zorlayarak onları iklim mültecileri haline getirir. Günümüzde bu şehirlerde yaşayan ve bölgelerini terk etmek zorunda kalan insanlar bir şekilde hayatta kalma mücadelesine girerek başka ülke veya topluluklara sığınmak zorunda kalıyorlar. Yani Çin gerçekten de vahim bir durumla karşı karşıya. Ayrıca adaptasyona giden net bir yol olmadığında çatışma ihtimali de artıyor. Bir diğer yandan evlerini terk etmeyen insanlar günlük yaşamlarında düzenli olarak meydana gelen kum fırtınaları ve toz kirliliğiyle uğraşmak zorundalar. Örneğin 2021'in başlarında Pekin'e kadar yayılan kum fırtınaları nedeniyle birçok bölge turuncu bir pusla kaplandı. Bu fırtına Çin'in 12 eyaletinde yaklaşık 380 milyon hektarlık bir alanı etkiledi. Bu arada havadaki partikül maddenin insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu da belirtelim. Peki Çin bu yaklaşan tehlikeyi çözmek için ne yapıyor? Dünya Bankası 2012'den beri Ningxia'daki 7 bölgede 80 milyon dolarlık bir projeyi finanse ediyor. Bu proje çölleşmeyi kontrol etmek ve doğal bitki örtüsünü iyileştirmek gibi birçok çevre koruma önlemini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yolculuğumuza Muz Çölü'nün kenarında bulunan Lingwu bölgesinden başlayalım. Buradaki çiftlikler 75 bin hektarlık devasa bir alanı kaplamaktadır. Ancak yıllık yalnızca 160 milimetrelik yağış miktarı ve 2000 milimetrenin üzerindeki buharlaşma oranı sebebiyle kum tepelerini kontrol altına almak ve selleri önlemek oldukça zor bir görev haline gelmiştir. Projenin finansmanı sayesinde çiftlik, bitki örtüsünü eski haline getirmek için 1+4 tekniğini benimsedi. Bu yaklaşım, ekili materyallerin hayatta kalma oranını %70'e, bitki örtüsünü ise %40'a çıkardı. Teknik, kum tepelerinin kaymasını etkili bir şekilde durdurdu ve yaklaşık 6.667 hektarlık çölün kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Peki 1+4 yöntemi ne anlama geliyor? Tekniğin ismindeki 1, kumu yerinde tutmak için kullanılan straw checkerboard tekniğini temsil ediyor. Bu terim, samandan yapılmış dama tahtası anlamına geliyor. +4 kısmı ise kullanılan çeşitli tohumlama tekniklerini ifade ediyor. Şimdi de bir zamanlar kumlu bir alan olan Yanchi bölgesine göz atalım. Günümüzde Yanchi ağaçları, çimenler ve çalılarla dolu. Bölgede kurulan saman, dama tahtalarının ve otlatma bantlarının kullanımı orman örtüsünü %2 arttırdı. Böylece tozlu gün sayısı ortalama %11 azaldı. Ayrıca uzun ömürlü mera otları da tekrardan ortaya çıkıyor. Bölge yüksek kaliteli yün ve yumuşak bir ete sahip kahverengi koyunlar için bir cennet haline geliyor. Dolayısıyla çiftçiler koyun ahırları için sübvansiyon alıyor ve iyileştirilmiş birçok temel altyapıdan yararlanıyorlar. Öte yandan proje kapsamında çiftçilerin koyunlarını bozulmuş araziden uzak tutmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak için birçok bilgilendirme kampanyası yürütüldü. Son olarak Tangar Çölü'nün sınırındaki Zhongwei'ye bakalım. Bu şehir yıllardır çölleşme tehdidi altındaydı. Kumu kontrol etmeye yönelik ilk girişim, çölden geçen ilk demir yolu olan Botou-Lanzhou demir yolunun inşa edilmesiyle 1950'lerde başladı. Projenin desteği sayesinde 21.333 hektardan fazla çöl alanı saman dama tahtası ağı altına yerleştirildi ve 3.033 hektar çim ve çalı dikildi. Bu etkileyici ölçekli saman dama tahtaları uçsuz bucaksız bir kum denizini kaplayan devasa bir ağa benziyordu. Ayrıca teknik kum tepelerini yerinde tutuyor ve şehrin çeşitli altyapıları için bir bariyer oluşturuyordu. Aslında saman dama tahtası yapmak oldukça emek isteyen bir iştir ancak böylesine taşınabilir bir araç üretmek işçilik maliyetini yarıya indirirken sürdürülebilirlik oranını da %20 arttırmıştır. Ayrıca çölü görmek için Çin'in dört bir yanından gelen ziyaretçiler bölgenin gelişen bir turizm endüstrisine sahip olmasına katkıda bulunmuştur. Yani bu bölge, sürdürülebilir kalkınmanın çevreyi, ekonomiyi ve yerel toplumu nasıl olumlu yönde etkileyebileceğinin harika bir örneğidir. Umarız gelecekte bunun gibi daha fazla proje görebiliriz. Çin'in çölleşmeyle mücadele için hayata geçirdiği kritik girişimlerden bir diğeri ise Yeşil Çin Seddi programıdır. Bu ulusal ağaç dikme projesi, bozulmuş araziyi iyileştirmektedir ve çölün Kuzey Çin'in verimli otlaklarına ve tarım arazilerine sızmasını engeller.
1978'den bu yana Yeşil Çin Seddi projesi, Kuzey Çin'e dayanan çölün 4506 kilometrelik sınırı boyunca milyonlarca ağaç dikmeyi ve aynı zamanda dünyanın orman örtüsünü arttırmayı hedefliyor. Yaklaşık 88 milyon dönüm ormanın oluşturulacağı iddialı proje 2050 yılında tamamlanacak. Ancak bu yıl elde edilen verilere göre proje programın oldukça ilerisinde. Yeşil Çin Seddi projesi ağaçların bariyer görevi görmesini hedefliyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu çölleşmeyle mücadele etmek ve atmosferdeki karbondioksiti emmek için yaratılan yeşil bir duvar olacak. Ayrıca bu duvar erozyon olasılığını da azaltacak. Öte yandan Çin hükümeti çölleşmeye karşı önlemleri arttırmak için bir ulusal eylem programı da geliştirdi. Program, korunan alanların genişletilmesini ve aşırı otlatılmış tarım arazilerinin doğal hallerine kavuşturulmasını içeriyor. Ek olarak hükümet, özel sektör kuruluşlarını bozulmuş alanların restorasyonuna yatırım yapmaya teşvik etmek için birçok proje de düzenledi. 2016 yılında Çin, İpek Yolu bölgesindeki çölleşmeyle mücadele etmek için bir kuşak bir yol girişimini başlattı. Bu proje doğrultusunda ortak ülkeler ve topluluklar arasındaki işbirliğinin hızlanması bekleniyor. Çin'in çölleşmeyle mücadele çabaları, ülkenin artan nüfusu ve iklimi dikkate alındığında gerçekten de takdire şayan görünüyor. Ancak bu zorlukların olmadığı anlamına gelmiyor. Öyle ki Çin'in içinde bulunduğu durumu iyi anlamamız ve böylece sınırlı doğal kaynakların korunmasıyla sosyoekonomik kalkınma ihtiyaçlarını dengeleme yönünde adımlar atmamız hayati önem taşıyor. Mesela Çin'in her yıl 12 Mart'ta ağaç dikme günü kutlamasını örnek alabiliriz. Ülkede 11 yaşını dolduran herkesin yasal olarak 3 fidan dikmesi gerekiyor. Bu yasa hem toplumsal bir farkındalık yaratıyor hem de halkı çölleşmeye karşı verilen mücadelenin bir parçası haline getiriyor. Çin'in başarısının bir diğer kritik bileşeni ise meyan kökü kullanımıdır. Bu değerli tıbbi bitki çöl koşullarında son derece iyi yetişir. Meyan kökü, toprak aktivitesini ve verimliliğini arttıran enzimler salgılayan mikorizel bir bitkidir. Aynı zamanda bitki, havadaki nitrojeni emme ve sabitleme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Bu da toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini geliştirir. Aslında meyan kökü ekildikten sonra, ikili arazinin nitrojen içeriği sadece 4 yıl içinde %148'e kadar arttı. Ancak hepsi bu kadar değil. Meyan kökü son derece güçlü anti-tuzluluk özelliklerine sahiptir. Bu da onu tuzlu alkali toprakta çölleşmeyi kontrol etmek için etkili bir bileşen yapar. Bu nedenle Yearly Innovation şirketi meyan kökü ekimi için yeni bir teknoloji geliştirdi. Teknoloji, meyan kökünün yatay olarak büyümesini sağlıyor ve alanın 0,1 metrekareden 1 metrekareye genişlemesini sağlayan bir dikim yöntemi kullanıyor. Öyle ki bu girişim yeşillendirmenin etkinliğini 10 kat arttırdı ve çürü yeşillendirmek, meyan kökü sanayi zinciri kurmak, toprağı onarmak ve yoksulluğu azaltmak gibi 4 farklı hedefe ulaşılmasına yardımcı oldu. Meyan kökü kullanımına ek olarak Yearly Resource Group Kuzeybatı Çin'deki çöl çalıları ve nesli tükenmekte olan bitkiler için bir germplasm veri tabanı oluşturdu. Bu doğrultuda 1000'den fazla bitki türünden tohum örnekleri toplandı ve muhafaza edildi. Tüm bunlar, bir çöl ekosistemi yaratma teknolojisi kurulmasına ve çölleşmeye karşı verilen mücadelenin ilerlemesine olanak sağladı. Tabii şirketin yaptıkları dünyanın birçok yerinde dikkat çekti. Birleşmiş Milletler çölleşmeyle mücadele konusundaki 13. konferansında, Kubuki Çölü'ndeki yıllık ekolojik yönetim bölgesiyle ilgili bir değerlendirme raporu yayınladı. Çalışmalarda 6200 km2'lik çöl restore edildi, 15.4 milyon ton karbon sabitlendi, 24.476 milyar metreküp su ve 18.3 milyon ton oksijen tasarrufu sağlandı. Ayrıca çalışmalar sayesinde bölgede yaşayan 100 bin insan yoksulluktan kurtarıldı ve 100 milyondan fazla iş fırsatı yaratıldı. Tüm bunlardan dolayı Yearly Resource Group, Birleşmiş Milletler tarafından çölleşmeyle mücadele konusunda dünya lideri olarak ödüllendirildi. Kubuki modeli ise dünya çapında çölleşmeyle mücadele için bir umut ışığı haline geldi. Peki diğer ülkeler bu sorunu çözmek için ne yapıyor? Sonuçta çölleşme dünya çapında birçok ülkeyi etkileyen ciddi bir sorundur. Bu nedenle çoğu ülke bu büyüyen sorunla mücadele etmek için Çin'i örnek alıyor. Örneğin Sahra ve Sahel çöllerinin büyümesini engellemek için yapılan 7000 kilometrelik Afrika Seddi. Finansman ve denetimle ilgili zorluklara rağmen bu proje 350 binden fazla yeni iş fırsatı yarattı ve 90 milyon dolar gelir sağladı. Ayrıca projeye çevredeki diğer ülkeler de katıldı.
Etiyopya 5,5 milyar, Burkina Faso 16,6 milyon, Çad gibi diğer ülkeler ise 1 milyon fidan dikti. Bir diğer yandan Ürdün de aynı risklerle karşı karşıya. Bununla mücadele etmek için ülke, coğrafi bilgi sistemi modellerinin kullanıldığı bir projeyi hayata geçirdi. Çölleşmeyle mücadelede bir başka büyük buluş da nanokilin geliştirilmesidir. Bu yenilikçi çözüm çölleşmeyi engelleme konusunda bilim insanlarına yardımcı oluyor. Aslında kil hali hazırda toprağı iyileştirmek için kullanılıyordu. Ancak ağır kili toprakla karıştırmak inanılmaz derecede emek gerektiriyor ve toprak sistemlerine zarar veriyor. Nanokil ise tam da bu noktada devreye giriyor. Desert Control tarafından geliştirilen nanokil, kilin toprağa karıştırılmasını kolaylaştırıyor ve maddenin iyileştirici niteliklerini koruyor. Bu çığır açan teknoloji, düzenli sulamadan önce yüzeye su bazlı bir solüsyon olarak püskürtülüyor ve nano boyutlu kil karışımı parçacıkların optimum derinliğe kadar ulaşmasını sağlıyor. Bu da topraktaki suyu hapsederek su ve besinlerin kumlu toprakla kimyasal olarak birleşmesini sağlıyor. Nanokil sayesinde su tutma oranı %65 oranında arttırılabilir ve sulama ihtiyacı %47'ye kadar azaltılabilir. Ayrıca teknik neredeyse hiçbir eğitim veya profesyonel uzmanlık gerektirmeden standart tarım aletleri kullanılarak kolayca uygulanabilir. Desert Control 10 yılı aşkın bir süredir nanokilin geliştirilmesi ve rafine edilmesinde ön safhalarda yer almaktadır. Şirket günümüzde ticari ölçekte üretime başlıyor ve amaçları da dünyanın her yerine ulaşmak. Sonuç olarak bu yenilikçi çözümle toprak koşullarını iyileştirebilir ve gezegenimiz için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya yardımcı olabiliriz. Artık çölleşmenin son derece önemli bir sorun olduğunu biliyorsunuz. Peki sizce bu felaketle nasıl mücadele edebiliriz ya da Çin'den öğrenmemiz gereken başka neler olabilir? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.